Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli izleyenler, kıymetli FMTV ailesi ve haftanın yorumunun değerli takipçileri, yine bir haftanın yorumu programında yine haftayı değerlendirmek için, gelişen gündem başlıklarını değerlendirmek için yine sizlerin karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün inşallah biliyorsunuz son günlerde özellikle ülke gündemimizden düşmeyen ve sıcaklığını daima başlıklarımızda ve manşetlerimizde yerini muhafaza eden Halep konusunu ve inşallah yine Fatih Medreseleri Camiamızın bu konudaki adımlarını ağırlıklı olarak yine konuşmaya devam edeceğiz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz değerli izleyenler ekonomik darbe ile alakalı ekonomik saldırılara önlem olarak atmış olduğu adımlar yine gün ve gün devam ediyor değerli izleyenler. Yine bunlardan yeni atılan adımlar var. Yine inşallah bunları yine sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Bugün şöyle konularımıza baktığımız zaman yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biliyorsunuz değerli izleyenler Fırat Kalkanı harekatında, Fırat Kalkanı operasyonunda yine girmiş olduğu Elbap ilçesine ne gibi tedbirler alınmalı? Oradaki saldırılar biliyorsunuz Membiç'e doğru şu an devam ediyor. Ve yine son almış olduğumuz yerlerden bir tanesi de biliyorsunuz Elbap değerli izleyenler. Yine inşallah bunu bugün yine konu başlıklarımızın arasında değerlendirmeye çalışacağız. Ve ülke gündem içine bakıldığı zaman iç dünyamızda ve iç politikamızda kıymetli izleyenler yine yeni atılan adımlar ve terör örgütü PKK'nın bitmesi geçen hafta söz konusuydu. Bitmesini burada değerlendiriyorduk ama yine yapılan saldırılar var ve yine bakıldığı zaman Şırnak'ta, Dicle'de ve Diyarbakır'dan bütün doğu illerinde biliyorsunuz devletimizin yeni atmış olduğu bir adım. Terör mağduru aileleri, yani babasız kalan, kimsesiz kalan terör mağduru ailelere bizzat devletimiz sahip çıkıyor. Onlara toplam 2 hafta içerisinde yapılan 1500 aileye tam 2500 lira devlet yardım ediyor değerli izleyenler. Bunu da inşallah bugün konu başlıklarımızın arasında değerlendirmeye çalışacağız. Ama tabii dediğimiz gibi biliyorsunuz haftanın yorum ekibi olarak yine 5 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında gelişen özellikle ülke gündemimizde yerini koruyan bu başlıkları sizlerle beraber kıymetli izleyenler değerlendirmeye çalışacağız. Yorumlarımızı tabii ki de burada ekranlarımızda dile getireceğiz. Yaklaşık inşallah 1 saat gibi zaman diliminde bu ekranların sahibi olacağız. Bu ekranlardan yine Türkiye'mizin bu gelişen başlıklarına yön vermeye, onları değerlendirmeye, onları nasıl takip etmemiz gerekiyor? Bizler halk olarak, avam olarak, işte bürokratlar olarak, siyasi yetkililer olarak tüm camiamızda, tüm yetkililerimize ne gibi vazifeler düşüyor? İnşallah bizler hoca kimliğimize, hoca vasfımızla bunları değerlendireceğiz ve bunları halkımıza inşallah yorumlayacağız. Şimdi yine bu haftada geçen hafta haftanın yorumundan tanıdığınız ve yine manşetten millete programlarımızda her gün sabahları bizleri manşet programları ile güne başlatan yine Burak Doğan hocamız bugün bizlerle beraber. Sevgili Burak hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Görmeyeli bir haftada görüşemiyoruz sizlerle. Artık haftanın yorumunda da sevildiniz. Siz de özel takipçileriniz de biliyorsunuz FMTV televizyonda özel takipçileriniz var. Özel izleyenleriniz var. Bunları biliyoruz. Yine sizin isminize özel sorular geliyor. Bunları da yine inşallah sizlere sormaya devam edeceğiz. Sizler nasılsınız? Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Şükürler olsun. Vazifelerimiz devam ediyor. Seyircilerimizin desteğini her alanda, her platformda hissetmeye devam ediyoruz. İnşallah ümmeti Muhammed'in durumu iyileştikçe, Türkiye'mizin durumu iyileştikçe, birliğimiz, beraberliğimiz kuvvetlendikçe bizler de daha mutlu ve daha huzurlu olacağız hocam inşallah. Evet Burak hocam, bununla da alakalı tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum ama önce seyircilerimize kısa bir iletişim bilgilerini hemen aktarayım. 0537 988 4429 WhatsApp numaramızdan bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli izleyenler ve bunun yanında 0216 alan koduyla 488 sabit numaramızı arayarak bizlere ulaşabilir ve mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi, tepkilerinizi, destek mesajlarınızı, bütün olumlu veya olumsuz tüm tepkilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Bizler de inşallah burada ekranlarımızdan zaman zaman yer verip sizin de sorularınızı değerlendirmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi ana konumuz, yine başlığımız
siyasi olarak Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan tüm devlet yetkililerine ve bürokratların bu açıklamaları, gündemle alakalı yapmış olduğu açıklamalar, söylemiş olduğu ifadeler, yine ağırlıklı olarak bunları değerlendireceğiz. Siyasi program olduğu için siyasi konulu içerikli inşallah mesajlarınızı gönderirseniz bizler için daha memnun edici olur. Tüm seyircilerimize şimdiden ekranlarına, evlerine misafir olduğumuz tüm seyircilerimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Sizler de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve hemen ilk sorumuzla başlıyorum Burak hocamızla. Biliyorsunuz değerli Masum Bayraktar hocamızı bugün ana haberde de bunu zikrettik, bunu ifade ettik kıymetli izleyenler. Biraz tüm siyasi konulardan şimdi biraz arınarak iç dünyamıza baktığımızda biliyorsunuz FMTV Fatih medreseleri olarak Afrika ve Suriye'ye yardım kampanyası başlattık ve halkımızın da yoğun ilgi ve alakasıyla elhamdülillah güzel bir şekilde tüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu an Afrika'ya medrese ve Afrika'daki kardeşlerimiz için toplamda 500 sünnet ve 2000 kişilik yemek ve 100 kurban olmak üzere bu çalışmaları icraata geçirmek üzere değerli Masum Bayraktar hocamız ve beraberindeki hoca kadromuz, hoca heyetimiz şu an Afrika'da, Uganda'dalar biliyorsunuz kıymetli izleyenler. İnşallah bunları tabii ki de görmek bizleri memnun ediyor. Bu çalışmalar bizleri son derece memnun ediyor. Birlik beraberliğimize vesile olacak programlar, vesile olacak adımlar. Yine bu çalışmaların devamı gelecek. Şimdi biliyorsunuz önümüzde yine Suriye'ye yardım kampanyası inşallah başlattık bu ekranlardan. Fatih Medreseleri Camiası olarak yine bunları da tabii zaman zaman konuşacağız. Bu haftanın gündeminde de bunlar da yer aldı sevgili izleyenler. Şimdi bir de Burak hocamıza da bu konuyu sormak istiyorum kendilerine. Manşet programında da bu konuyu değerlendirdiniz sanırım Burak hocam. Bu çalışmalar İslam dünyasının özellikle Halep için bakışını, tutumunu... Ben yine dün manşet programında da konuk hocamıza sormuştum bunu ama size de tekrardan sormak istiyorum. Yani tabii Türkiye bu tür adımlarda hep ön adımda gözüküyor. Bu çalışmaların hep daima öncüsü olarak gözüküyor. Ama sizler diğer Müslüman ülkelerin bugün işte sayıldığı zaman işte 46 tane, 48 tane Müslüman ülkesi olduğu söyleniyor vesaire. Bu ülkelerin Halep'e karşı ve mazur ve mazlum olan Müslümanlara karşı tutuşluluğunu, davranışlarını, sahip çıkmasını yeterli buluyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz Burak Hocam? Evet kıymetli hocam, önemli bir konuya değindiniz aslında. Diğer Müslüman ülkelerin bu mazlumlara sahip çıkmasıyla ilgili. O konuya geçmeden önce başta tabii Türkiye'de teşekkürlerimizi devletimize, hükümetimize teşekkürlerimizi iletmemiz lazım. Niye bugün ülkemizde herhangi bir STK kuruluşu gerçekten bu işi samimiyetle yapmak istiyorsa bütün yollar açık. Dünyanın birçok ülkesine, birçok mazlum ülkesine, ister Orta Doğu'da olsun, ister Afrika kıtasında olsun, kara kıta olarak bilinen Afrika kıtasında her yere yardımını rahatça götürebiliyor. Hatta orada yine devletimizin kontrolüyle birlikte vazifelerini yapabiliyorlar. Aynı şekilde bu renklerin ekiplerin güvenliği de şükür olsun can güvenlikleri de sağlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla ülkemizdeki yardımlar aksamadan birçok ülkeye ulaşmış oluyor. Bundaki en büyük pay gerçekten devletimizin bu işlere el ayak olmasıdır. Birincisi bu. Ve her zaman diyoruz hocam, umut, Türkiye'nin umudu diyoruz. Türkiye İslam aleminin umudu diyoruz. İşte aslında bizi İslam ülkesinin umudu yapan da budur. Bugün birçok ülkede Müslümanların olması, daha doğrusu Türkiye'den Müslümanların buralara yardım ulaştırıyor olması, bu sefer görüyorlar ki Türkiye gerçekten elinde imkan olsa, bu kadar kısıtlı imkana rağmen bize bu yardımları ulaştırıyor. Gerçekten güçlü bir Türkiye olsa, bölgesini kalkındırabilecek, İslam alemini kalkındırabilecek bir Türkiye olsa bunlardan bize zulüm gelmez, merhamet gelir. Bunlardan bize kardeşlik gelir, beraberlik gelir, birlik gelir. Bunun bilincindeler. Bu yüzden başta teşekkürlerimizi ettik. İslam ülkelerine baktığımız zaman bu artık gerçekten çok sıkıntılı bir durum ki geçmiş olduğumuz 2-3 hafta içerisine baktığımız zaman Cumhurbaşkanımızın işte İslam ülkelerinin liderlerini ağırladı. Kimi zaman onlarla görüşmeler yapıyor. Kimi zaman konferanslar düzenleniyor ülkemizde.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda başkanlığını almış olmamız hasebiyle çok önemli iki ifade söylüyor. Korkmayalım diyor. Öleceksek adam gibi öleceğiz diyor. Evet. Bunu Türkiye halkına söylemiyor artık. Çünkü 15 Temmuz'da bu işi açtık zaten biz Türkiye halkı olarak. Yani korkmuyoruz. Karşımızda kim olursa olsun korkmuyoruz. Ve 15 Temmuz'u misal göstererek korkmayalım, yılmayalım, baskı altına girmeyelim ve bugün Birleşmiş Milletler, işte NATO'nun görevini veya Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu baskıyı biz onlara karşı yapalım. Hatırlarsınız mektup gönderdi 68 tane lidere, İslam liderine. Neyle ilgili? Amerika'nın, yani ABD'nin ambargo uygulamasıyla ilgili. Suudi Arabistan'a biliyorsunuz 750 milyar dolar bir miktarla. Aynısını biz yapalım dedi onlara yani. Aynısını biz yapalım. Sen nasıl bizim paramıza ipotek koyarsın? Yani bir İslam ülkesine parasına nasıl ipotek koyarsın? Nasıl suçlarsın? Bugün Suudi Arabistan'ı suçlarsın. Yarın öbür ülkeyi suçlarsın. Niye? Elinde güya kuvvetli delillerin var. Arkanda kuvvetli, işte dünya beşten büyüktür diyor. Kuvvetli devletler var. Aynısını biz yapalım dedi ve mektup gönderdi. Bugünlerde bunun üzerine sadece biz değil aslında Cumhurbaşkanımız da duruyor. Korkmayacağız. Korktukça zaten bugün sıra maalesef sustukça diğer sıra sıra baktığımız zaman diğer İslam ülkelerine geliyor maalesef. Ama ülkemizin sadece bu yardım konularıyla ilgili baktığımız zaman sadece Halep'le ilgili değil, geçmiş dönemlerde baktığımız zaman gayrimüslim devletlerde olan herhangi bir afet durumunda bile bir bakıyoruz. Türkiye yine birinci sırada. Evet. Yardımlarla. Ki şimdi Fatih medreseleri konusuna gelirsek, kıymetli hocamızı biliyor, hep beraber uğurladık hocamızı Uganda'ya. Beraberindeki heyet ve kıymetli hocalarımızla birlikte birçok yine FMTV ekranlarında Reşit hocamız, Murat Bey hocamız, Mesut Özdemir hocamız, Ömer Turun hocamız da hocamızın beraberindeki heyetteler. Burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine Ambean sitelerimizden yapılan yayınlarda bu resimler, görüntüler ulaştırıyor. Onun da duyurusunu yapmış olalım. Ve bu gerçekten çok önemli bir çalışmaydı hocam. Şunu da söylemek gerekir ki buradan FMTV seyircisine teşekkür etmemiz lazım bizim aslında. Hocamızın röportajlarını da kendileri izleyecekler inşallah. Yine ekranlarda olacak. 100 olarak Uganda'ya 100 kurban Mevlid Kandili'nde götürülecekti. Giderken şu an 250 kurban götürüldü. Şükürler olsun. 250 yani nereden baksak yani yarısından fazla hedeflediğimizin üstüne çıkıyor yani hocam. Şükürler olsun. Oradaki 2000 yoksul aileye yemek götürecekti. Bunlar gerçekten üst durumu aşmış durumda. 100 tane çocuk, 500 tane çocuk sünnet ettirilecekti. Bunlar yine aynı şekilde yapılacak inşallah. Bu konuda tekrar şükranlarımızı seyircilerimize sunuyoruz. Duyarlılıklarından dolayı Allah razı olsun. Halep konusuna geldiğimiz zaman bugün Halep ülkemizde herhangi bir STK ismi söyleyelim. Ve diyelim ki çalışma yapıyor mu? Hepsi yapıyor. Şükürler olsun. Halep'le ilgili yardımları ulaştırmaya çalışılıyor ki bir bölgeye kadar askerimiz biliyorsunuz Fırat Kalkın Harekatı ile birlikte Suriye topraklarında bir bölümüne kadar askerimiz şükürler olsun yine bu tır yardım tırlarının gitmesinde yardımcı oluyorlar. Bu yüzden gönlümüz müsterih olsun tüm seyircilerimizin de şükürler olsun. Buradaki yardımlarda yani bunu da çok biliyorsunuz suistimal etmek isteyenler var. Yani zaten bu işi kasıtlı olarak yardımları başka yere ulaştırmak için yapan STK'lar var. Devletimiz bunlarla işte bu terör aslında bunlar terörle ilişki olan dernekler biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bayağı bir kapatıldı bu dernekler. Bununla ilgili operasyonlar yine devam ediyor. Ama şunu söylemek gerekir ki ülkemizde hangi STK'ya söylesek bunu artık çalışmayı yapıyorlar. Evet. Peki yeter mi? Gerçekten yetmez. Çünkü bakın sadece Suriye'nin içerisinde hocam. Bugün hep Suriye'nin dışındakileri konuşuyoruz mülteci olarak. Hani Avrupa'ya geçmeye çalışanlar veya bizim ülkemizdeki işte 3,5 milyon, 4 milyon mülteciyi konuşuyoruz. Peki Suriye'nin kendi toprakları içerisinde kaç milyon mülteci var hocam? Bugün seyircilerimize sorsak birçoğu belki de bilmiyordur. Ben rakamları söyleyeyim. Bize yani şu an yapılan tespit edilen rakamlar, bize ulaşan rakamlar 15 milyon mülteci var hocam. Yani evlerini baklarını bırakıp misal söylüyorum İstanbul'da oturuyorsa Ankara'ya gitmek zorunda kalmış. Ankara'da oturuyorsa Konya'ya, Konya'da ise Bursa'ya böyle il il gezmek zorunda kalmış. Maalesef bu şekilde 15 milyon insan var. Ve
Daha Fırat Kalkanı operasyonuna kadar bu insanların güvenli bölgesi de yoktu. Kaçacakları hiçbir güvenli bölge yoktu. Yani dağlarda, bayırlarda, buralarda yani hani ne olur da bize bu insanlar ulaşamaz. Nasıl kendimizi güvenli bir yere atabiliriz? Bu mağaralarda yaşıyorlar. Halep'te mağaralarda. Düşünebiliyor musunuz hocam? Halep yani zamanın medeniyet dediğimiz şehirlerinden bir tanesinin medeniyet sembolü olan bir şehirde insanlar bombalardan kurtulmak için maalesef kendilerine sığınak mağara yapmaya başlamışlar. Ki artık biliyorsunuz sığınak delici Rus uçakları sığınak delici bombalar atıyorlar. Vakum bombaları atılıyor. Yani ismini sayamadığımız içinde petrol içeren bombalar atılıyor. Yani vücudunuza düştüğü zaman bir parçası vücudunuzu yakıp kül ediyor. Böyle bombalar atılıyor. Evet. Maalesef. Orada aslında hocam işlenen bir insanlı suçu zaten. Soykırım. Soykırım direkt. Zaten ortada. Ve bunun yanında orada yine işlenen aslında savaş suçları da biliyorsunuz bu varil bombaların ve nükleer gücündeki silahların kullanılması normalde savaş suçu olarak geçiyor. Birleşmiş Milletler'in normal şartlarda eğer tabiri caizse kitaba belgeye dayalı hareket ediyorsa Birleşmiş Milletler buradaki Rusya'nın bu saldırılarını evet. mutlaka engellemesi lazım. Çünkü bir savaş suçu da işleniyor aslında. Kesinlikle. Şuraya geleceğim hocam. Yani şu an Halep'ten bahsediyoruz. 3 tane fırının kaldığını ve 300 bin, 400 bin insanın bu 3 tane fırından ekmek ihtiyaçlarının karşılandığını söylüyoruz. Şimdi yeterli mi? Ülkemizde birçok STK, birçok dernek hatta Diyanetimiz de bu işi yapıyor. Yardım konvoyu çıkartıyor, hayır kervanları çıkarılıyor. Şükürler olsun yapılıyor ama yani yaklaşık 15 milyon insandan bahsediyoruz mağdur olan. Yeterli mi hocam sizce? Yetebilir mi yani? Bir tır 25 ton alıyor hocam. Bir tır 25 ton. Yani bunun tamamı gıda olsa yine bu kadar insana yeter mi? Ha, yüzlerce tır gitsin yine yetmez. O yüzden şükürler olsun halkımız elimizden geleni yapıyor. Hatta öyle kişilerle görüşüyoruz ki yani hocam varsa imkan diyor ben de gideyim diyor. Hani gideyim ben de orada bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım diyor. Hocam tabii bugünlerde halkımız bize şunu soruyor. Hocam biz ne yapabiliriz? Bizler yani en azından bize sorulduğu zaman dünyanın diğer tarafında hemen yani Kilis'ten, Hatay'dan biliyorsunuz 300-400 kilometre diğer tarafta Orta Doğu'da ve insanlık katliamı yaşanırken sizler ne yaptınız diye bize sorulduğunda en azından bizim ya Rabbi bizim yani gücümüz nispetince bizler işte Halep çalışmasıyla oradaki kardeşlerimize en azından bir tır yardımı ulaştırmaya çalıştık. İnsanlarımızın bu birlik ve beraberliğini ve insanlarımızın bu desteğini en azından onlara ulaştırmaya çalıştık. Fatih Medreseleri Camiası olarak, bu genç hoca arkadaşlar olarak ve bütün hocalarımız olarak, bu kadrodaki yer alan tüm personel olarak ve bunun yanında yine dünyanın diğer tarafında işte bir yandan Afrika olsun, diğer taraftan Halep olsun bu tür çalışmalarımızı yaptık ve inşallah bundan sonra da biliyorsunuz hocamızın da açıklamasıyla yapmaya devam edeceğiz. Her Müslümanın bu konuda aynı duyarlılığı, aynı duygu ve düşünceleri taşıması lazım. Bizler ne yapabiliriz? Bizler elimizden gelen, tabii ki de bunun yanında bizim oradakilerden, bizden en çok istemiş oldukları maddiyatı yanında tabii ki de manevi olarak bir de bizim ağızlarımızdan çıkacak dualardır kıymetli izleyenler. İşte ellerimizi açtığımızda oradaki kardeşlerimize unutmamamızdır. Bizden en çok istemiş olduğu şeylerden biri de manevi olarak bu dualarımızı mutlaka eksik etmememiz lazım. Bunları da bizlerden istiyorlar, talep ediyorlar. Tabii ki de bir yandan bunları konuşurken, şimdi Burak hocam sizlere de tabii seyircilerimizle ben bu konuda düşüncelerinin evet. hatta soru işaretlerinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yandan tabii ki de Avrupa Birliği'ne bu şekilde mesafemizi koyarken Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Birleşmiş Milletler'e Rusya ile de burada yakınlaşma biliyorsunuz söz konusu ve bunun yanında Suriye'deki savaşın içinde de bir yandan bakıyorsunuz Rusya her ne kadar ateşkesin olduğunu, ateşkesi sağladıklarını söyleseler de oradaki halk tamamen bunu reddediyor ve 6 gündür 7 gündür bugün gazete manşetlerine de bizler Burak hocamız sabah bunu dile getirmişti ve bakıldığı zaman oradaki halk bu ateşkesin tamamen yalan olduğu, tamamen resmi bir açıklama olduğu, yaptırımla resmiyetin alakasız olduğunu ve 7 gündür, 8 gündür bir Haleplinin dahi Doğu Halep'e geçmediğini bugün gazetelerimiz yazıyor. Bir yandan ateşkes olduklarını söylüyorlar ve bir yandan da orada hala katliam devam ediyor. Yani Rusya'nın oradaki saldırıları ve oradaki halkın
normalde sivillerin tahliyesi de söz konusuydu biliyorsunuz. Rus yetkilileri sivillerin de tahliye edileceğini burada söylüyordu. Ama şimdi Halep'teki durum nedir yani hocam? Bizim burada izlememiz gereken politika nasıl olmalıdır? Dış politikamız. Evet, maalesef işte her zaman söylemiş olduğumuz gibi hocam, güçlü Türkiye neden lazım? Bizim bugün maalesef dememiz için bizim güçlü bir Türkiye olmamız lazım. Şu an elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama dediğimiz gibi hocam, başta da İslam ülkeleri olarak şu an biz bir İslam ülkesini konuşuyoruz. Ama İslam ülkesinin olmadığı yerlerde bu memleketler için, bu topraklar için maalesef kararlar veriliyor. Gerçekten köklü bir değişim yapılabilmesi için öncelikle, yani bu Cenevre'de değil, Paris'te değil, Brüksel'de değil, yani bunların İslam ülkelerinin başkentlerinde bu kararların verilmesi lazım. Ateşkes veriliyor ama bu gerçekten uluslararası toplumu, bakın hocam, sadece uluslararası toplumu rahatlatmak için. Yani bugün biz Avrupa'ya, Batı'ya, buradaki Avrupalı ülkelere, bunların liderlerine her ne kadar sert seslerimizi yükseltsek de sonuçta bunların da hesap vermesi gereken bir halk var. Yani dünya üzerinde hangi ülkeye giderseniz gidin, ırkçıların dışında hangi, yani o ülkelerdeki insanlığa baktığınız zaman, yani senin ülken mesela bir Amerika, mesela bir Almanya, bir Fransa, yani senin ülken teröristlere destek veriyor. Senin ülken mazlumları bombalıyor. Mesela bir Rusya'ya, bunu gidin, bunu halka inandıramazsınız orada. Yani senin ülken bir Rus'a diyemezsiniz. Rusya'da yaşayan. Rusya sivilleri bombalıyor. Buna hiç kimse inandıramazsınız. Çünkü niye? Ona göre de kendi makamlarından açıklamalar yapılıyor. Bugün Rusya, ben DAEŞ'le mücadele ediyorum diyor. Bugün Almanya, işte koalisyon, Suriye'deki koalisyon, biz diyor bütün desteğimizi DAEŞ'e karşı mücadele etmek için veriyoruz diyor. Ve işin garibi hocam, bugün en çok Türkiye'yle, DAEŞ'le mücadele eden Türkiye ama aynı kişiler, yani teröre destek veren ülkeler aslında Türkiye'yi DAEŞ'e destek vermekle suçluyor. Evet. Ve bunların bir dayanağı da var aslında. Ne? İşte o ajan dediğimiz dündarlar. Biliyorsunuz MİT tırlarını, olayı ortaya çıkarttılar. Bunlar kime gidiyordu? Türkmen kardeşlerimize gidiyordu. Ama ne dediler? DAEŞ'e gidiyor. Diğer taraftan CHP'li milletvekili Eren Erdem ne dedi? Sarin gazını Türkiye'ye veriyor. Bu iddiada bulundu. Hem de Rus medyasına. Şimdi uluslararası toplum bunu görüyor. Yani bu insanlarda güvendikleri kanallar bunlar. Yani sana bana güvenmez hocam. Biz onlara güveniriz ama onlar bize güvenmez. Yani benim makamlarım bana bu açıklamayı yaptı diyor. Dolayısıyla buradaki insanları hani suçlayamayız. Ha, ilişkilerimize gelince, şimdi biz Rusya'yla ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Ne yapmamız lazım? Ne yapabiliriz yani? Güçlü Türkiye olsak, olabilmiş olsaydık gerçekten, inşallah olacağız. Yani bugün nasıl Amerika birilerini baskı altında tutabiliyorsa, biz de sen bir Müslüman ülkesini vuruyorsun. Bir Müslüman ülkesini DAEŞ bahanesiyle vuruyorsun. Yani bunu kimseye yediremezsin deyip durdurabilmemiz gerekirdi. Ama şimdi bugün diyorsunuz ki anlaşmalarımız var. Biz de bu kadar sıkı anlaşmalarına rağmen, bu kadar ilişkilerin hızlı bir şekilde normalleşmesine rağmen biz nasıl Rusya'ya sözümüzü geçiremiyoruz diyorsunuz. Doğal olarak ama bunlara güvenemiyoruz zaten. Güvenilmez olduklarını zaten biliyoruz. Ve bunu şükürler olsun artık Dışişleri Bakanımız da, yani makamlar, yetkili makamlardan duyuyoruz. Başladı, ifade etmeye başladı. Ne dedi? Katılmış oldu Erdoğan. Rusya %80 DAEŞ'le mücadele ettiğini söylüyor. %80 ılımlı muhalefeti vuruyor. Yani bunu bir NATO toplantısında Dışişleri Bakanımız söyleyebiliyor. Bu da önemli bir gelişme. Bunu söyleyemeyebilirdik ve şunu da ekliyor. Yani bizim Rusya'yla dost olmamız aslında bu gibi sorunları biraz daha açık, net bir şekilde konuşmamız gerekir diyor. Eğer dostlar. Niye dostum, ben rahatlıkla bir şey söyleyebilirim. Bunu söylüyor. Önceden bunlar da söylenemiyordu. Ayrıca dediğim gibi hocam, başta söylemiş olduğumuz gibi şu an yapılacak tek şey İslam ülkelerinde aslında bizim sesimizi duyurmamız lazım. Bugün maalesef hani meydanlara çıkıyoruz, dövizler, pankartlar kaldırıyoruz. Burada ne yazıyor? Nerede Avrupa Birliği? Nerede NATO? Nerede insan hakları? Nerede insan hakları? Bunları artık bizim dövizlerimizde nerede İslam ülkeleri yazmamız lazım. Nerede İslam Birliği? Nerede Müslümanlar? Biz bunları yazarsak ve biz
yetkili makamlar olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu gibi İslam Birliği, İslam ülkelerine çağrımızı her zaman, ya korkmayalım bak, biz korkmadık, başımıza hiçbir şey gelmedi ve özgürlüğümüzü aldık. Elimizdeyiz yani biz. 15 Temmuz'dan sonra biz esaretten kurtulduk aslında. İçimizdeki hainlerden kurtulduk. Korkmayın halk olarak. Ve bizden önce birçok ülkede bunu yaptılar. Mısır'ı, Libya'sı. Onlar da gerçekten ayaklanmış olabilseydi belki de bugün bu işler çok daha farklı olurdu hocam. Yani buradan mesajımız hocam, İslam ülkelerinin birliği, beraberliği, korkmamamız. Ama bu ülkelere de, yani bu kardeşliği, bu onlardaki o korkaklık ruhunu alacak olan da yine aslında bizim halkımız. Gerçekten artık biz dövizlerimizde, yani biz Avrupa'ya seslenişi bırakıp da İslam ülkelerine seslenirsek hocam, çok teşekkür ederim inşallah. Tabii ama yine zaman zaman bunları tabii yer vereceğiz hocam yorumlarınızı, ama burada aslında bize bir konu daha doğuyor. Yani şimdi 15 Temmuz'da bizim asil Türk milletimiz, her zaman övündüğümüz, biliyorsunuz ecdadımızla, ırkımızla da aynı şekilde övündüğümüz, tabii ırkçılık yapmadan övündüğümüz Türk milleti bu 15 Temmuz'da darbeye boyun eğmeyerek kalkıp millet, evet, sokağa dökülerek, biliyorsunuz, tankların önüne savunmasız bir şekilde, sadece savunmasız bedenlerle yatarak, kıymetli izleyenler, aslında ülkesini teslim etmeyeceğini ve başka bir yönetimi kabul etmeyeceğini, kendi hür iradesiyle yönetilmesini tercih etti. Ve şimdi Amerika'nın maşalı, Amerika maşalarının bu ülkeye el koymasına izin vermedi. Ve bakıldığı zaman burada halkımız, hani sosyal medyalarda hep şu ifade gezer hocam. Diğer Orta Doğu'daki devletlerin neden bunu yapma şansı yok? Mesela bugün muhalifler, tabii ki de Esed güçlerine orada bir zayiat verilirken, acaba bu gerçekten güçsüz olduklarından dolayı mı? Yoksa oradaki milletler, bu insanlar Orta Doğu'daki, işte Filistin'de, Afganistan'da, işte Amerika biliyorsunuz Afganistan'a girerek sadece ikiz kuleleri bahane etti. Afganistan'ı 500 bin, 600 bin, 1 milyon insana kadar katliam yaptı. İnsan kıyımı yapıldı. Yani burada bu baş kaldırma meselesi, yani neden Türkler bu konuda ülkesine sahip çıktı, bayrağını, ezanını susturmadı, sahip çıktı vesaire. Burada Orta Doğu'daki milletlerde, oradaki halkta bu aynı dayanışmayı ve bu şekilde bir direniş göremediğimizi ifade ediyoruz. Ve sosyal medyada da biliyorsunuz İslam düşmanları, din düşmanları bunu sık sık dile getiriyor. Ve buradan aslında İslam dünyasına vurmaya çalışıyorlar. Kardeşim siz güçlü olun diyorlar, madem öyle o zaman işte Suriye'de olan Esed güçlerini, rejim güçlerini ve bunun yanında işte Afganistan'da Amerika askerlerini barındırmayın diyorlar. Yine Irak'ta işte Amerikan birliklerine izin vermeyin diyorlar bu şekilde. Yani bu ülkelerde gerçekten bunu neden göremiyoruz hocam? Neden bu ülkesine, yani 15 Temmuz orada aslında yaşanıyor ama bakıldığı zaman yine teslim olduklarını görüyoruz yani. Evet, bunu yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi hocam, bu işin yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi hocam, biz hep bu işe aslında Amerika olarak bakarız, Avrupa ülkeleri olarak bakarız, onların medeniyet olarak bakarız ama aslında biz pirincin içindeki siyah taşlara bakıyoruz. Bunlar zaten siyah taş. Yani bunlar zaten bizim dişimizi kıracak, belli. Bunlardan korkmamamız lazım. Niye? Düşmanımız belli. Biz pirincin içindeki beyaz taşlara, yani İslam ülkesindeki münafıklara bakmamız lazım. Ve zihniyetlerde artık bir değişikliğe gitmemiz lazım. Bugün şükürler olsun hocam, ülkemizde Ehl-i Sünnet akidesi kesinlikle ve kesinlikle bozulamadı. Neden? Çünkü Ehl-i Sünnet cemaatler her daim var oldu. Ve bugün işte farklı komplolarla onları bitirmeye çalışıyorlar veya karalamaya çalışıyorlar. Yapamazlar. Yüzyıllardır devam eden bu silsileyi bugün bozamazlar. Şükürler olsun. Bunu halkımıza da yutturamazlar. Diyalog meseleleri. Bugün sadece bizim ülkemizde değil hocam. Bu Vehhabi zihniyeti. Bugün sadece bizim ülkemizde değil ve Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkelerinin, daha doğrusu İslam ülkelerinin birçoğunda bu zihniyet var. Ve bu zihniyetin akımına baktığımız zaman, devamında bu insanlar maalesef İslam diniyle hiçbir alakası olmayan Şialara kadar uzanabiliyor. Bakın bugün Esed rejiminden bahsettiniz. Hani ona karşı muhaliflerin direnmesinden bahsettiniz. Bugün muhaliflere karşı sıkıntılı durum içerisinde olan kimler hocam? Bugün mesela Türkmen kardeşlerimizin röportajlarını dinliyoruz. Oradan bir şekilde ulaştırıyorlar. Ne diyorlar hocam burada? Biz DAEŞ'le sıkıntımız var diyorlar mı? Tabii ki diyorlar.
Esed'le sıkıntımız var mı diyorlar mı? Tabii ki diyorlar ama çoğunluk olarak şunu söylüyorlar. Bizi İran'ın desteklemiş olduğu Şii milislerin eline bırakmaya çalışıyorlar. Yani burada asıl katledilmek istenen işte Ehl-i Sünnet. Yani DAEŞ tamamen bir bahane ve bu bölgede biliyorsunuz en son Musul'a, ki Musul'a baktığımız zaman yani Türk kökenli de çok insan var. Ve buranın birçoğu Ehl-i Sünnet, çoğunluğu hatta Ehl-i Sünnet. Kerkük aynı şekilde, hep Ehl-i Sünnet. Yani yapılan operasyonlara bakın hocam, hep Ehl-i Sünnet köylere yapılmaya çalışılıyor. Ehl-i Sünnet beldelere yapılmaya çalışılıyor. Yani burada şunu anlamamız lazım. Bunun altyapısını oluşturdular hocam öncelikle. Bütün İslam ülkelerinde bu zihniyetleri yayarak, yani yarın öbür gün gerçekten köklü olarak Ehl-i Sünnet'i benimseyen bir beldeye karşı biz böyle işte bir soykırıma girdiğimiz zaman kimse ayaklanmasın diye. Evet. Ve başta söylediğim gibi ülkemizde cemaatler var. Bugün birçok İslam ülkesinde böyle cemaat yapılanması yok hocam. Cemaat yapılanması yok yani. Yani hükümetin görüşü neyse birçoğu ona bağlı. Ki zaten mezhep olarak kendilerini benimsedikleri için hükümet de o mezhepten çıkıyor. Bu da sapkın bir mezhep olduğu için mesela İran'a baktığımız zaman yani Şii aslında yani dolayısıyla ne oldu hocam şimdi? Bunlar İslam ülkesinin, bunlar İslam aleminde Müslüman ülke gözüküyorlar. Ama hep bakın yani bugün niye Amerika'nın Afganistan'a girilmesine izin verildi? Neden Irak'a girmesine izin verildi? Neden şimdi Suriye'ye 63 tane ülke birleşmiş? Yani 10 binlik, 20 binlik bir DAEŞ'i bitirmek için 63 tane ülke 6 senedir güya mücadele veriyor ama bitiremiyor. Neden şimdi buna izin verildi? Ve bak hiç kimsenin sesi çıkmadı. Hangi İslam ülkesinin sesi çıktı? Türkiye'nin dışında. Hiçbir İslam evet. ülkesinin. Maalesef biz yüksek sesle sesini duyamadık. Maalesef. Yani durum bundan ibaret hocam. Buradaki halkların ayaklanamamasının sebebi bundan önce bunun altyapısı yapılmıştı gerçekten. Bizim ülkemizde de bunu yapmaya çalıştılar. Aynı olay yaşandı. Yani öyle bir durum var ki hocam, şunu söylemek istiyorum. Ben bunu hep söylerim. Maçtan takip eden seyircilerimiz varsa illaki duymuşlardır. Bosna Hersek'te bir bayan akademisyen. Bakın. İslam'ı yaşadığını düşünüyor. Giyiniş tarzıyla kesinlikle İslam'la alakası yok. Ama onun suçu değil. Yani bir nevi onun suçu. Ama şu şekilde itiraf ediyor durumu. Biz diyor birilerine şu an biliyorsunuz kendilerine operasyonlar yapılıyor. FETÖ. Biz onlara güvendik. Niçin? Yani biz Bosna Hersek'te bir akademisyenden bahsediyorum. Biz burada zulüm altında inim inim inliyorduk. Bizim... Bunlar bize kucak açtı. Tabii. Yani burada Sırplar bize bildiğiniz diri diri yaktılar, katlettiler bizi. Diri diri işkenceler yaptılar, derilerimizi soydular. Yani bizim ecdadımız bunları yaşadı. Biz de yaşamayalım diye malım, mülküm ne varsa verdim. Hepsini geçtim, evladımı verdim diyor. Ve sonuçta ne insanlık gördüm şu an en sonuçta da, ne de bir İslamiyet gördüm diyor. Evet, yani bu ne demektir? Evet. Bu ne demektir? Ehl-i Sünnet'in olduğu ülkelerde de işte bu vesileyle, bu paralel yapılanmayla birlikte diğer İslam ülkelerinde yapmış oldukları zihniyeti koymuş olacaklar ortaya. Şimdi bizim ülkemizde bunun ismi niye diyalog? Onu da anlatayım hocam. Vehhabi zihniyeti nedir? Biliyorsunuz birçok sahabeye hürmet göstermezler. Hele sahabeye hürmet göstermezler. Yani şeyhleri, alimleri, ulemaları siz düşünün nasıl bir düşünceyle bakıyorlar. Yani hiçbir şekilde hürmetli yok. Ama bizim ülkemize kim gelirse gelsin. Yani ben Allame-i Cihan'ım desin. Ama bir ülkemizdeki işte bir alimimize, bir ulemamıza, bir evliyaullah'a ters bir ifade kullandığı zaman istediği kadar yani Allame-i Cihan olsun. O adam hürmet gösterilebilir mi? Gösterilemez. O yüzden bizim ülkemizde bu zihniyeti kullanamadılar. Hala kullanmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. O yüzden diyaloğu getirdiler. Yani tamam olabilir, alime de hürmet göster, evliyaya da hürmet göster ama aynı şekilde bir papaza da hürmet göster. Bunu yapmaya çalıştılar bizim ülkemize. Niye? Ya onlar da insan. Niye? Onlar da sonuçta işte bir zamanda peygamber gelmiş, kitap gelmiş. Hani dinler arası kardeşlik, diyalog diye kandırmaya çalıştılar. Ama şükürler olsun Rabbim oyunlarını bozdu. Başaramadılar. İnşallah hani her zaman söyleriz hocam. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Eğer bizim de duamız şu. Ya Rabbi hazır biz varız. Eğer bizi bu şerefe erdirmek istiyorsan biz hazırız. Biz bu şerefe ermeye de gönüllüyüz. Canlarımızla, mallarımızla, her şeyimizle, evlatlarımızla biz bu yolda senin yani sancağını tekrar bu ülkeden
bu topraklardan dirilmesi için kaldırmak için hazırız. Biz hep duamızda da bunu ederiz. Hocam. Evet hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu yorumlarınız için, tecrübeli, olgun bakışlarınız için. Tabii ki de seyircilerimizden de gelen sorular var. Şimdi CHP'li milletvekilinin bir açıklaması var. Beşar Esed'le alakalı. Yine inşallah evet. Bunu da sizlere soracağım ama seyircilerimizden biraz gelen mesajlara dönmek istiyorum. Vaktimi de takip ediyorum. Evet, değerli hocam, şu an ailece sizleri istiyoruz. Uganda ve Afrika ile alakalı çalışmalarınızdan bahsetmediniz demiş bir izleyicimiz. Evet. Hocam teşekkür ederim. Denizli'den Halep ile alakalı bir yardım kampanyanız var mı? Tırlardan bahsettiniz ama tam anlayamadık demiş bir izleyicimiz. Tabii ki de değerli izleyenler, az önce de ifade ettik. Tabii vaktimizin kısıtından dolayı bu konuyu hızlı geçtik ama şu an Fatih Medreseleri Camiası olarak Afrika Uganda'ya medrese açılıyor ve bunun inşallah takibini de ve ilerleyen zamanlardaki bütün masraflarını da yine bu kurumumuz karşılayacak. Ve bunun yanında inşallah 23 Aralık sabahında çıkmak üzere bir tır kampanyası başlattık ve şu an malzemeler toplanıyor ve bununla alakalı işte battaniyeler, unlar, erzak kulleri bununla alakalı toplanıyor. İnşallah 23 Aralık bununla alakalı son gün olacak. 23 Aralık'ta Halep'e bir tır da yine Fatih Medreseleri Camiası olarak göndereceğiz. Sevgili izleyenler, buradan inşallah bir kez daha duyuralım. Destekli bulunmak isteyen arkadaşlarımız olursa zaten merkez numaramızı arayabilirler. Evet. Hocam, Rusya'yla da dostluğumuz ızdıraplıdır, ihtiyarlı olmalıdır diye düşünüyorum. Bence mesafe Türkiye için ve Müslümanlar için daha iyi olacaktır demiş bir seyircimiz. Evet. Hocam, zamanında başbakan ve cumhurbaşkanları bu ülkeye gelip geçtiler. Adeta taht koltuğuna oturdular. Devlet başkanı iken Müslüman halkına kurşun sıkmıştır. Şimdi niçin Beşar Esad'ı bu konuda eleştiriyorsunuz demiş bir seyircimiz. Yani bir kez daha alabilir miyim hocam, tamamlayayım. Evet. Hocam, yıllardır bu ülkeye başbakan ve cumhurbaşkanları adeta bu ülkenin yönetim tahtına otururlar ve bu ülkenin başkanı iken Müslüman halkına kurşun sıkmıştır. Sıktılar demek istedi herhalde. Niçin şimdi bu konuda Beşar Esad'ı eleştiriyorsunuz demiş. Yani önceki cumhurbaşkanları ve başbakanlarından bahsediyor ama tabii burada isim de vermiş. Ben tabii onların ismini veremeyeceğim. Ama yani 1800 işte 1900 yıllarından tutun bu evet. Günümüze kadar gelen orada dayatılan çekmek, sistemden bahsediyor. Dikkat evet. Çekmek gereken bir husus olsa hep işte ilticaya faaliyet yürütülüyor. Yani propagandasıyla birlikte genel zulümler hep Müslümanlara yapıldı. Yani baktığımız zaman ülkenin tamamını, hani ben bu ülkede diktatörüm, evet. Şu şekilde bu insanları zulüm altına, baskı altına alırım değil de Müslümanları bu ülkeden nasıl silip süpürürüm, bunun derdine düşmüşlerdi o kimseler. Evet. Yani hocam, bunun zaten seyircimizin de sorusundan biraz kasıtlı olduğu da anlaşılıyor ve diğer kalan mesajları inşallah zaman diğer zaman vermeye çalışacağız. Diğer yandan yani bugün artık kendine göre fetvasını kimden alıyor, kimden almıyor, o çok da bize alakadar etmez. Yine Rabbimizin huzurunda bunun hesabını verecektir. Neye göre verecek hocam? Sivil halkı bombalıyor. Yani Rusya'yla kendisini tamamen kendi menfaatlerini, kendi çıkarlarını ön plana koyarak, anlaşma yaparak bugün Rusya ile birlikte Beşar Esad kendi sivil halkını bombalıyor. Bu iş en başından belliydi. Yani şimdi tecrübe edilmiş, tecrübe edilmez diye bir şey var hocam. Yani Suriye'nin işte 6 yıl öncesine döndüğümüz zaman yani Beşar Esad'ın şöyle bir dönüp bakması lazımdı. Yani Mısır'da ne oldu, Libya'da ne oldu, Irak'ta ne oldu, Afganistan'da ne oldu veya bunların hepsini geçtik. Hadi diyelim ki bu arada terör örgütleri diyelim ki çıktılar. Bunların hepsi biliyorsunuz oyun, kurgu tamamen. Kabul etmemiz mümkün değil yani terör örgütlerinin bir anda öyle ortalanıp çıkmasını. İlla ki arkasındaki devletler var. Bunların hepsine geçelim. Şuna bakması lazımdı. Afrika'ya. Yani sömürge altında olan ülkelere bakması lazımdı. Şu an buralarda hala Almanya sömürüyor, Fransa sömürüyor, İtalya sömürüyor, İngilizler sömürüyor, Amerikalılar sömürüyor. Yani bunlara bakıp ya ben bunlara güvenip iş yapmamam gerekir demesi lazımdı. Ama gelinen noktada bakıyoruz ki İlk baş onlara güvendi. Türkiye'yi hatta kendi karşısına aldı. Ki Türkiye'yle ne kadar ilişkileri, yani kardeşliği mükemmel ötedeydi Suriye'nin. Ki hala öyle, halkıyla hala öyle. Ama diğer yandan Türkiye'yi karşısına alarak işte gitti kendi arkasına, artık ne anlaşmalar yapıldı gizli kapılar ardında, kapalı kapılar ardında ne anlaşmalar yapıldı bilmiyoruz ama gitti kendi yanına İran'ı aldı.
tamamen ehli sünnet düşmanı, tamamen katliamcı bir zihniyet. Diğer taraftan Rusya'yı aldı. Kendi menfaatleri için işte sivilleri bombalayan bir Rusya. Niye bunlarla anlaşmaya gitti? Bunların hesabını nasıl verecek? Bir de bu şekilde düşünmek lazım yani. Evet. Şimdi hocam, tabii seyircimizin sorusuyla biraz da bağdaştırıyorum ben burayı da. Şimdi biliyorsunuz bir de ülkemizde bir ana muhalefet kanadı var. Aslında bu konu şimdi bir program gidecek derecede şu an bir konuyu başlıyorum ama hemen son kalan vaktimizde de bu konuyu özellikle değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi CHP milletvekili Mustafa Balbay, Ankara'nın sevse de sevmese de Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'i muhatap olarak kabul etmesi gerektiğini söylüyorum diye konuşmasında bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Şimdi bunu bir kenara alarak yine bu partinin savunucusu olarak gösterilen kanallardan bir tanesi de yine kalktı. Suriye artık gitgide özgürleşiyor başlığını attı biliyorsunuz. Suriye artık Halep bombalanırken. Halep artık özgürleşiyor. Halep özgürlüğüne kavuşuyor diye manşetini attı ve bu konuda bir program yaptılar izleyenler. Ve bunun yanında yine ülkede biliyorsunuz şu an anayasada bir ortaklık söz konusu AK Parti ve MHP'de. Yine buna karşı aynı şekilde %90 halkımız referandumda halkımızın %90'ı bu anayasayı kabul etse de biz bu anayasayı kabul etmeyeceğiz diye bu şekilde yine çıkışları var biliyorsunuz. Aslında burada kendi gücünü düşürmesidir ki ana muhalefetin burada %25 biliyorsunuz potansiyel oyu zaten her seçimlerde garanti. Ve buna rağmen %90 alsa bile demesiyle kendi oyununda %15 aslında bunu düştüğünü kendisi de bu açıklaması ve dile getiriyor. Bu çok önemli değil. Şimdi gelmek istediğim noktada bakıyorsunuz anayasayla alakalı, işte yine oradaki Halep'le alakalı ve Beşar Esad'ı muhatap olarak kabul etmeliyiz. Bu açıklamayı ana muhalefet kanadında Halep de katliam olmadığı gibi bir şey söz konusu hocam. Yani biz burada işte insanlık dramı yaşanıyor vesaire. Her gün halkımızla bu resimleri, videoları paylaşıyoruz. Oradaki halkın feryadını paylaşıyoruz. Ama bunlarda nasıl bir zihniyet var ki? İnsan hakları denilen şey çöpte. İşte savaş suçu denilen şeylerin hepsi çöpte. Kalkıyor işte bir savaş suçu işleniyor. İnsanlık suçu işleniyor. Bunların hepsi çöpte. Orada yani Halep'te size göre nasıl bir ya da bu algıya göre nasıl bir düşünce var ki Halep gitgide özgürlüğüne kavuşabiliyor diye açıklama yapabiliyorlar. Ve bu açıklama yani her ne kadar bu ön yargıyla da olsa Cumhurbaşkanı olarak yine Beşar Esed'le muhatap olmalı Türkiye gibi. Gerçekten biz orada kimle muhatap olacağız ve bizim oraya karşı yaptırımlarımız ne şekilde olacaktır hocam? Diyelim ki orada savaş durdu, sekinete erdi. Sonraki süreç nasıl işleyecek yani o Suriye'de? Zaten biliyorsunuz ülkemiz üzerindeki spekülasyonlar hep bu şekilde yapılıyor. Ama gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Başbakanımız, gerek diğer yetkililer bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Tamamen buraları kendi hakları yerleştirilsin. Biz bunun gayreti içerisindeyiz diye bu açıklamalar defaatle izah ediliyor. Ama illa birileri Türkiye'yi işgalci olarak sunmaya çalışıyorlar. Bizim ülkemizde bu insanlar var. Hatta geçtiğimiz günlerde yine hatırlayacaksınız. Bir Ermenistan milletvekili, Ermeni milletvekili. Başta Mevlüt Çavuşoğlu'na, aynı şekilde Bekir Bozdağ Adalet Bakanımız, aynı şekilde daha ileri giderek Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'a bir yani Türkiye işgalci bir devlet sorusu yöneltti. Gereken cevabı aldı. Şimdi burada hocam bizim bakmamız gereken husus, milletvekilinden bahsediyorum, bu Ermeni milletvekilinden. Yani sana aynı soruyu soruyor ve haddini aşarak soruyor. Gereken en sert cevabı da alıyor. En sert cevabı dünya kamuoyunun göz önünde yani. Alıyor. Diğer bakanımıza söylüyor, ondan da alıyor. Genelkurmay başkanına söylüyor, ondan da alıyor. Şimdi aslında bu adam, bu haysiyetsiz adam, bu Ermeni milletvekili ne cevap alacağını çok iyi biliyor. Çünkü kendisinin ne mal olduğunu biliyor. Bize atmış olduğu suçların aynısını kendisi yapıyor. Bunu çok iyi biliyor. Ama dünya kamuoyunda işte bu soruların hep dönmesini istiyor. Yani ne? Türkiye işgalci mi? Yani Türkiye'yi uluslararası toplumda Türkiye bir düşünülsün yani. Bugün Türkiye zaman, ya Türkiye diyorsun ama bununla ilgili bak böyle böyle sıkıntılar var. Ve bu maalesef biz şu an Türkiye'de yaşadığımız için bunu anlamıyoruz hocam. Ama Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimiz artık binamızdan çıkamaz olduk diyor. Niye? Karşı komşum bile bana bir değişik bakıyor. İslamofobi çünkü yaygınlaştırılmış maalesef durumda ve zirvede. Evet. Maalesef. Bugün düşünebiliyor musun? Tüm dünyanın nefret ettiği bir örgüt var.
Daesh terör örgütü. Kim kurdu, kim kurmadı. Burası önemli değil. Tüm dünya nefret ediyor. Ve buna destek vermekle suçlanan bir Türkiye var. Bir Türkiye oluşturulmak isteniyor yani. Uluslararası kamuoyunda. Evet, yani bunu kasıtlı olarak soruyorlar. Bu sorular. Diğer yandan şimdi birileri diyor ki bu o bahsetmiş olduğunuz TV kanalıyla ilgili işte Halep özgürlüğüne kavuşuyor diyen o hain diyorum ben onlara. Hainlikten öte olamaz çünkü bu. Bunlar aptal değiller hocam. Bunlar cahil de değiller. Hani şimdi birileri sosyal medyada takip ediyorum. Ya ne kadar cahiller. Halep'teki durumu bilmiyorlar. Kimin kimle mücadele ettiğini dahi göremeyen insanlar. Bunları dinlemeyin. Doğru, bunları dinlemeyelim ama bunları cahil olduğu için dinlemeyelim değil. Bunlar kasıtlı olarak yapıyorlar bunları. Şimdi Mustafa Balbay, CHP'nin milletvekili. İşte Esad Suriye'nin meşru cumhurbaşkanı diyor. Yani buna demek lazım. Sen önce kendi resmi cumhurbaşkanını bir kabul et ya. Kabul et, sen evet. Kendi ülkendeki cumhurbaşkanını kabul etmiyorsun ki. Etmiyorsun. Demediler mi hocam bunların lideri? Ben gitmem dedi külliyeye. Gitmem dedi yani. Niye gitmiyorum? Niye kabul etmiyorsun? En son işte bu darbe olayları olunca artık halkın baskısı olduğu için, halktan korktuğu için gitmek zorunda kaldılar. Yoksa yine gitmeyeceklerdi. Velev ki böyle bir olay olmasaydı, keşke olmasaydı. Ama yine gitmeyeceklerdi. Yine o çirkin tavırlarını sürdüreceklerdi. Hala sürdürüyorlar. Zaten. Diğer yandan bunların bitmiyor ki hocam. Vukuatları say say bitmiyor. Bir tanesi diyor ki Avrupa Birliği'nden çıkmayalım. Eğer çıkıyorsak, eğer müzakereleri durduruyorsak İzmir diyor Türkiye'den ayrılsın diyor. Şimdi bu bir milletvekilinin verebileceği bir karar mı? Veya sen İzmir'deki halkı nasıl bu şekilde yani aşağılamaya çalışabilirsin? En hafif ifadeyle bu şekilde söyleyeyim ben hocam. Kendi seçmenine de saygısızlık. Evet. Yani kendi seçmenine saygısızlık. Biz Türkiye'ye o bayrak için şehit oluyoruz ya. O bayrak için kanlarımız okuyor. 15 Temmuz gecesi o bayraklar için çıktık bir sokağa. Sen diyorsun ki Avrupa... Yani bunlar anlaşılır gibi bir durum değil hocam. Ve bunlar aptal oldukları için bu ifadeleri kullanmıyorlar. Bunlar... İnsanları farklı yerlere yönlendirmek için, insanların kafasında soru işaretleri bırakmak için bunları kullanıyorlar. Evet. Ve CHP'de hocam bu konu hiç bitmeyecek. Bakın bugün bir AK Partili milletvekili veya bir MHP'li milletvekili CHP'deki bir milletvekilinin kullanmış olduğu ifadeyi kullansa ondan cesaret alıp başka hiç kimse konuşamaz. Niye? Çünkü gereken cevap hemen verilir. Ama CHP olur da ileride şimdi bir tanesi kalkıyor ezana hakaret ediyor. Bir tanesi bayrağa hakaret ediyor. Bir tanesi toprağımıza ya bu millete hakaret ediyor. Hiçbirine karşı bir sesle daha çıkmıyor. Niye? Yani ne hiçbir yaptırım yok. Kovduk seni kardeşim demiyor. Niye? Yani ben şimdi bu adama yaparsam milletvekiline yarın öbür gün beni artık savunacak. Yani bu işte çirkeflik yapacak kimse kalmaz diyor. Bakın Celal Kılıçdaroğlu'nu kovdular. Niye? Bu adamın hiçbir önemi yok ki. Bu adam milletvekili değil. Normal sıradan bir vatandaş, bir CHP seçmeni belki de. Hiçbir önemi yok bunlar için. Ama bir milletvekilinin önemi var. Bugün bir milletvekiline sen nasıl ezana hakaret edersin dersen bir daha o mecliste kalkıp kimse CHP'li milletvekilinden kimse ezana hakaret edemez. Bunun önüne geçmek istemiyorlar. Sen nasıl Avrupa Birliği'nde işte İzmir Türkiye'den ayrılsın diyorsun dese bir daha kimse kalkıp Avrupa sempatizanlığı yapamaz CHP içerisinde. İşte bunun önüne geçmek istemedikleri için oluyor örtbas ediyorlar böyle hocam. O açıklama yapıyor. Diğer olan daha ağır bir açıklama yapıyor. Böyle bu şekilde sürdürüyorlar hocam yani. Evet, anayasaya karşı olan muhalifleri nasıl buluyorsun hocam? CHP kanadını özellikle. O da şunu söylemek gerekir bugün hocam. Biliyorsunuz bugün itibariyle anayasa meclise giriyor. Evet. Başlıklarımızı o şekilde gördük. Tabii, sunuluyor. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun, şükürler olsun diyelim başta hocam. Rabbim inşallah devamını, tamamını daha güzellerini nasip eylesin. Bu anayasayı hocam şimdi ülkemizde biliyorsunuz. Bu araştırma şirketleri bunun oylamasını yapıyorlar. Araştırmasını yapıyorlar. Oranlarına bakıyorlar. %75 ilk zamanlardaydı. Şimdi %85'lere falan çıkmış durumda. Anayasayı kim istemiyor biliyor musunuz hocam? Bizim ülkemizde teröre destek veren veya en hafif ifadeyle terör seviciliği yapanlar anayasaya destek vermiyor. Yani bugün %100 Türkiye'ye baktığımız zaman işte %1'lik bölüm mü geride kalıyor? Misal veriyorum. Bunlar. Niye? Çünkü bu anayasadan hükümet kim olursa olsun, hükümet bakın hocam hiç fark etmez. Terörle en sert şekilde mücadele eden bir hükümet bile olsa illa bir şekilde istifade edip yollarını bulabiliyorlar. Bu anayasa böyle anayasa. Yani darbe sevici, terör sevici bir anayasa. Bunu kabul etmek lazım. Zaten böyle bir anayasa olmasaydı 40 yıldır bizim ülkemizdeki terör sorunu çoktan bitmiş olurdu. Ne hükümetler geldi geçti değil mi? Ama terör hala var. Yani Türkiye ne kadar büyüttü karizmasını dünya üzerinde ama terör hala var. Ekonomimiz büyüdü diyoruz.
terör hala var. İşte iletişim çağı diyoruz. Ülkemizdeki iletişim bilim gelişti diyoruz. Ama terör hala var. Hem de artarak gitmiş. İşte bunun sebebi ne? Bizim ülkemizdeki bu anayasanın terör sevici anayasa olması lazım. Olduğu için yani. Zaten hocam. Şimdi Kamil Yıldırım da hani sistem bozukluğuyla bu şekilde daha fazla halkımızın meşgul olmasını istemiyoruz demişti. Bu şu anki kesinlikle mevcut anayasa ile alakalı. Diğer yandan hocam bir de ülkemizin baktığımız zaman %99'u muhafazakar diyoruz değil mi hocam? Hadi çıkalım bir takımları kimlikten Müslüman olsun. Yani sadece kimliğinden Müslüman olsun. Yine %75'i Allah'ın izniyle yani bu milleti öyle esaret altına almayacak insanlar. Yani esaret altına vermeyecek insanlar. Hani biz işte laiklikle, cumhuriyetçilikle, şunculukla, bunculukla hani Avrupa sempozanlığı yapıp yanlış ellere teslim etmezler ülkeyi. Şükürler olsun. Hani işte bunu gördükleri için de başkanlık sistemini istemiyor. Hocam ne demek ya ben referandumdan işte %98 de çıksa kabul etmem. Ne demek ya sen halkı nasıl karşına alabilirsin ki? İşte bu gelmiş olduğumuz son nokta. Bugün hiçbir akıl 2 sene önceden, 2-3 sene önce bahsetsek. Yani CHP'nin HDP ile birlikte, bakın CHP'nin HDP ile birlikte miting yapacağını, aynı miting alanında PKK marşlarında CHP'lerin eşlik edeceğini, aynı miting meydanında o katil Öcalan'ın, bebek katili Öcalan'ın posteriyle Atatürk'ün posterinin yan yana olacağını 3 yıl önce, geç 3 yıl önce ya 2 yıl önce, 1 yıl önce size söylemiş olsalardı bunu kim kabul ederdi hocam? Yani ne diyorsun ya CHP böyle bir şey yapar mı? O kadar da değil derdi. Ama Kartal'da yapıldı bu. Kartal mitinginde. Ve bu niye hocam? Terörle kapsamlı bir şekilde mücadele ediliyor. Darbeden sonra bir takım hainlerden kurtuluyoruz. Artık bir şeyler yerlerine oturuyor. Herkes son kozlarını oynuyor. Son kozlar oynandığı zaman insanların gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Gerçek güçleri. Evet. Ha, sen gücünü kimden alıyormuşsun? Demek ki gücünü Kandil'den alıyormuşsun. Bu tabi HDP ile alakalı işte PKK'nın siyasi uzantısı HDP dediğimiz bu yetkililerin alınmasıyla beraber tabii ki de CHP biliyorsunuz o zaman da buna karşı geldi. Ve Kartal'daki mitingin tamamen amacı bu yöndeydi. İşte seçimle gelen seçimle gidilmelidir. Bu işte yapılan bürokratlara işte aydınlara yapılan bir hakarettir, saygısızlık gibi. Bunu tabi lanse etmeye çalıştı ama Burak hocamızın da ifade ettiği gibi maalesef yıllardır birinci derecede anlatmış oldukları işte evet, bu düşmanıyla kendi en çok sevmiş oldukları liderlerini biliyorsunuz yan yana getirdi. Parti budur. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu olay gerçekten hassas bir olay. Hani bu belediyelerden alınması, işte bunları halk seçti de kardeşim getirdi. Evet. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Ne Cumhurbaşkanımız, ne Başbakanımız, ne AK Partili milletvekilleri, ne HDP'li milletvekilleri, halkımız için, ne CHP. Bunların hiçbirini dinlemeyin. Sadece bu konuda. Hepsini bir kenara koyalım. Bölgedeki halka soralım. Siz belediye başkanınızın işte veya kaymakamınızın, valinizin bunların değişmesinden memnun musunuz, değil misiniz? Yani bölgedeki halka sorduğumuz zaman zaten gerçek cevabı alacağız ve bu bizi tatmin edecektir. Ve bugün aslında soruluyor. Ve cevaplar belli. Cevaplar belli. Allah razı olsun deniliyor. Şükürler olsun deniliyor. Burada sadece PKK'ya oy veren, teröre destek veren insanların bulmuş olduğu yerlerdeki evleri biliyorsunuz. İşte onların yolları yapıldı ama yeni atanan bu kaymakamlarla beraber daha bugün biliyorsunuz arkadaşlar manşetlerimiz yine başlıklarımızda vardı. Diyarbakır veya Van'da olabilir tam ismini hatırlayamayacağım ama gerçekten bir engellinin başvurması sonucu kayyumun faaliyete geçirmiş olduğu bir proje anlatılıyordu arkadaşlar haberde. Bu da nedir? Trafikte işte karşıdan karşıya geçmek için sesli yanıt sistemini bugün trafik lambalarına oraya yerleştirmişler. Yani orada yaşayan engelli halk için. Bunu terörün destekçisi bir milletvekili ya da bir belediye başkanı orada yıllardır Diyarbakır'da bu sistem demek ki yok. Ama bu yeni atanan kayyumlarla bu tür faaliyetler yola dize geldi. Hocam bakıldığı zaman Dicle'ken bugüne kadar yıllardır orada HDP hakim yönetiminde, belediye yönetiminde ama bölünmüş yapılan duble yol sadece 150 metre. O da neden? Kendi kurmuş olduğu kendi konutların, terör sevicileri konutların evlerinden yani. Hocam bunlar neler yaptılar? Ve biz bunların hepsinin görüntüleri var yani kayıtlı. Halka giden kömür yardımına hendeklere doldurdular, barikat yaptılar. Bu en hafifi. Yani sokaklara yapılması gereken mobeseyi bunlar kendi mahallelerine koydular. Niye? Bu mahalleden
Hani asker polis gelirse onlarla işbirliği yapanları görelim diye. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Halkı nasıl baskı altına atıyorlar? Hani mahallenin kapının önünde kamera var. Niçin? PKK'lı teröristler seni izliyorlar. Eğer asker gelir, polis gelir, senden bir yani bilgi alırsa veya ona bir çay, bir su ikram edersen, bir yemek ikram edersen ne olsun? Biz seni görelim. Sen terör destekçisi değilsin, senin haddini bildirelim. Bunu istediler. Yani bunlardan daha ötesi, bunun görüntüleri var ya. Bakın bunun görüntüleri var. Evet. Canlı kalkan askerimiz terörle mücadelede. Askerimizin kamerasından çekiliyor yani bunlar. Zırhlı aracın kamerasından. Bir terörist çıkıyor, tam ateş edecek. Önünde 5 yaşında çocuk da yürüyor. Karşıdan bir öbür binaya geçiyor. Evet. Diğeri çıkıyor, çocuğun annesini önüne siper etmiş, bu şekilde çıkıyor. Bunun görüntüleri var ya hocam ya. Şimdi kim diyebilir ki yani, o belediye araçları onları hiç geçiyoruz zaten. O Faysal Sarıyıldız milletvekili arabasında teröristlere mühimmat taşırken yakalandı. Bunun görüntüleri var, görüntü kayıtları var yani. Şimdi diyorlar ki seçimle gelen seçimle gider. Tamam seçimle gelmiş olabilir ama teröre destek versin diye mi geldi bu insan? Oradaki halklara ne sözler verdiler? Dağa çıkan çocuklarınızı geri getireceğiz dediler. Oy aldılar. Hangisi geri geldi? Aksine üstüne üstelik bir de 6-7 yaşındaki çocuklara taş taşıttı hocam. Hendek kazdırttı bunlar. Bu kadar hainler. Evet. Burak hocam çok teşekkür ederim. Aslında CHP-PKK ittifakı özellikle son bir aydır konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Ve halkımızın da gerek Marmara ve ekonomiyle alakalı hocam konularınız da vardı dedi. İnşallah bugünlük yer verdiğimiz programımızda bu kadar sevgili izleyenler. Yine hafta yine aynı saatimizde görüşmek ümidiyle. İnşallah Allah'a emanet olun. Bizleri bu saatlere kadar izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ederiz. Tüm ekip arkadaşlarımıza. Yine inşallah bizler bu ekranlardan hakkı ve hakkaniyeti haykırmaya her zaman devam edeceğiz. Her türlü karalama ve kampanyalara rağmen, her türlü saldırılara rağmen biz buradan inşallah bu ekranlardan hakkı haykırmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Yine aynı saatimizde haftaya dek görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin.